Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ortalıkta dal kavuk kokusu duyuyor musunuz? Dal kavuk kokusu. Ben duyuyorum. Ben duyuyorum ama önce kısa bir haber. Geçtiğimiz günlerde, birkaç gün önce biliyorsunuz daha doğrusu ve dün de zaten yorumunu yapmıştım kendimce. AKP Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili ve başı örtülü hanımefendiler için vitrin mankenleri demişti. Hatırladınız değil mi? Genç kuşak derken yaşı henüz 18-20'lerde olanlar hatırlamazlar. Başörtüsü yasağını üniversitelerden kimin kaldırdığını biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorsunuz. Ne yazık ki pek çoğunuz bilmiyorsunuz. Ha, yaşı ilerlemiş olanlar da bilmiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda, daha ilk yeni Genel Başkanı olduğunda bir açıklama yaptı. Başörtüsüyle ve türbanla ilgili. Ona sordular. Dediler ki üniversiteli genç kızlar hala sırf türban ya da başörtüsü taktıkları nedeniyle üniversitelere derslere alınmıyorlar. Bu konuda bir şey söyleyecek misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Ben hiç kimsenin kıyafeti nedeniyle üniversitelere alınmamış olmasına onay veremem. Gök Başkanı'na buradan sesleniyorum dedi. Üniversitelerde okumak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en temel hak ve özgürlüklerindendir. Kızlarımızı lütfen derslere alın. Mealen buna benzer şeyler söyledi. O güne kadar yasa ile çözülmeye çalışılan başörtüsü ya da türban sorunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bu demeçten sonra çözüldü. Ben de yıllarca bu ülkede hep şunu savundum. Başörtüsü ya da giyim kıyafet gibi özgürlükleri yasalarla yasaklamaya ya da yasalarla özgür bırakmaya çabalamayın. Bunlar toplumsal olaylardır. Bu toplumsal olaylar siyasi parti genel başkanlarının bir araya gelip uzlaşmalarıyla çok mümkündür. Hepsi aynı anda üniversitelerde başörtüsü ne demek, yasak ne demek, herkes okuyabilir dediği şart anda hemen biter diyordum. Ta 1994'ten itibaren hep onu söylüyordum. Ne demek 94, 2009, yaklaşık 15 sene aynı mücadeleye vermişim canlarım benim. Sonra Sayın Deniz Baykal ile meclisteki 2008 yılında meclisteki genel başkanlık odasında, yani CHP genel başkanlık odasında yaklaşık 2 saat görüştük baş başa. Sadece ikimiz görüştük. O zaman da Deniz Bey'e söylemiştim. Bu başörtüsü sorununu çözerseniz tıpkı Turgut Özal'ın komünizmin, sosyalizmin propaganda olmasını çözdüğü gibi, yani serbest bıraktığı gibi, siz de çok büyük bir özgürlük alanına imza atarsınız. Dinci İslamcı Parti'nin elindeki en büyük silahı alırsınız demiştim. Mustafa Özyürek'ti zannediyorum. Bir arada Onur Öğmen, iki beyefendi içeriye geldiler hatta. Bir süre kaldıklarında Deniz Bey rica etti. Dedi ki Sayın Bayraktaroğlu ile baş başa konuşuyoruz lütfen müsaade diye. Evet, Deniz Bey'le hayatımda yaptığım, baş başa yaptığım en uzun konuşmadır. Bir iki gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne başörtülü ya da türbanlı hanımefendiler üye olmaya başladıklarında araya birkaç çarşaflı geldi ki ben çarşafa oldum olası karşıyım. Bakın, oldum olası karşıyım. Neyse, Deniz Bey onlara da rozet taktı ve ertesi gün gazetelerde, iktidar gazetelerinde, hem de iktidar gazetelerinde CHP'de çarşaflılar falan diye. Ve Deniz Bey beni aradı telefonla. Sayın Bayraktaroğlu, acaba yanlış mı yaptık dedi. Ben de hayır. Bu bir provokasyon. Lütfen geri adım atmayın. Bırakın bunları yapacaklar, yapsınlar. Ama sizin yapmanız gereken şu. Biz her türlü inanç ve düşünce özgürlüğüne açık bir partiyiz demek olmalı. Baykal'a nasip olmadı galiba bunları tam olarak anlatabilmek, söylemek. Yaklaşık bir sene sonraydı herhalde. 2009 muydu? Tam net hatırlamıyorum ama öyle bir şey olması gerekiyor. CHP yerel seçimlerde olağanüstü başarı kazanınca, AKP yerel seçimlerde çökünce, 2009 yerel seçimlerinden söz ediyorum, evet, Deniz Baykal'a haşır diye bir
kaset geçiriverdiler. O dönemde de Deniz Bey yine beni aradığında genel başkanlıktan ben istifa etmeyin demiştim. Bakın bende yalan, saklı, gizli hiçbir şey yok. İstifa etmeyin demiştim. Zaten amaç sizi istifa ettirmek. Suçunuz ne söyleyeyim mi size demiştim. 2009 yerel seçimlerinde başarılı olmanız. Evet başarılı oldu. 2009 yerel seçimlerine bakın AKP ne vaziyette. Bundan 11 sene önce. Bunları neden anlatıyorum canlarım? Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden türban ve başörtüsü gibi silahı alan kişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Başlatan kimdir? Hepinizin biliyorum ki pek çoğunuzun çok kızdığı, çok öfkelendiği Deniz Baykal'dır. Keşke Deniz Baykal'ın bazı zaafları olmasaydı ama geçti gitti. Keşke demenin kişisel hayatla ilgisi yok ama siyasi hayatla, siyasi tarihle ilgisinin çok olduğunu her zaman söyledim. Liderlerin hata yapma lüksleri yok. Deniz Bey'in erkeksi zaaflarından birine kurban gitmesi de ne yazık ki işte bunlardan biridir. Şimdi canlarım, Erdoğan'ın bu konulardaki tutumunu artık herkes biliyor. Erdoğan pragmatist birisi. Yerine göre, zamanına göre her an her düşüncesi düşünce olmadığı için çok rahat değişim gösterebilir. Bu can bu tende olduğu sürece o papaz oradan çıkamaz der. 3 gün sonra dolar 7.24'ü görünce bakarsınız ertesi sabah papaz oradan çıkmış gitmiş. Hem de bizzat Erdoğan'ın yargıçları arayıp talimat vermesine çıkmış gitmiş. Tayyip Bey'in bu artık oyunu bütün Türkiye değil, bütün dünya biliyor. Bu konuya üstüne gitmeyeceğim. Ama konu mankeni lafı çok ayıptır. Gerçekten çok ayıptır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ondan sonra da keza yine aynı şekilde İmamoğlu'nun yaptıkları, bu konuda bilhassa inanç özgürlüğü konusundaki serbestiyetleri, yani liberalleşmeleri demek istemiyorum çünkü bazıları yanlış anlıyor. Yani liberal demek özgürlük demek, özgür insan demek, özgürlükçülük demek, serbest olmak, libero. Libero nedir futbolda? Serbest oynayan kişi demektir. Ama bunu halka mı anlatamıyoruz? Neyse. Ya da anlamak mı istemiyorlar bilmiyorum. Recep Tayyip Erdoğan bu konu mankeni lafına Meral Akşener haklı olarak ve bir hanımefendi olarak harikulade bir tepki koydu. Dedi ki ülkemizde son bir yılda 386 kadın katledilmişken çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine git önce görevini yap. Kadınların güvenliğini sağla. Evet canlarım. Kadınlar Recep Tayyip Erdoğan zihniyeti nedeniyle, zihniyeti onun yüzünden değil, o zihniyet yüzünden katlediliyor. 386 kadın bir yıl içinde katledilmiş. Dünya rekoru. Gelişmişlikte en altlardayız. Gelişmemişlikte, vahşette, din yobazlığında, İslam yobazlığında bir numarayız. Peki Meral Akşener bunları söyleyince Süleyman Soylu ne yaptı? Dalkavuk kokusu duyuyor musunuz derken anlatmak istediğim işte buydu. Etrafta dalkavuk kokusu var. Hatırlar mısınız? Zannediyorum bundan 1,5-2 ay kadar önce bir fıkra anlatmıştım. Belki ondan önce de anlatmışımdır bu fıkrayı. Tabii 2,5 senedir bu işi yaptığıma göre bazı fıkraları 3-4 defa da anlatmış olabilirim. Ama ben elektronik beyin değilim canlarım. Ben fıkrayı aklımda tutarım da kaç defa anlattığımı aklımda tutabilme imkanım yok. Fıkra şöyle bir şeydi. Bir kez daha hatırlatayım. Zengin beylerden biri konağında bir dalkavuk bulunsun ister. Çünkü çok ünlü, çok zengin ve padişah karşısında bile etkin olan her beyin hemen hemen neredeyse bir dalkavuğu vardır. Dalkavuk her şeye kafa sallayandır. Ateşin keçisi gibidir. Sürekli kafasını sallar. Neyse. İşte öyle bey de kendine bir dalkavuk arıyor. Hemen ilanlar yapılıyor ve sarayın önünde bugünkü işkurun önünde olduğu gibi kuyruklar beliriyor. Bugün işkurun önündekiler ekmek parası için. Evet, ekmek parası için işkurun önünde bekliyorlar. Çünkü askıda ekmek dönemi yaşanan bir ülkedeyiz. O dönemdekiler ise beye kapılanmak için saray konağın önünde sıraya giriyorlar. Bakın, kapılanmak ile alın teri dökerek iş peşinde koşmak aynı şey değildir. Bunu niye anlatıyorum? Bunu medyadaki dalkavuklar çok iyi anlarlar ne demek istediğimi, neden anlattığımı, neden bu farka dikkat çektiğimi onlar
çok iyi bilirler. Onlar da bazı konakların, bazı sarayların önünde kuyruğa girmişlerdir. Neden? Dal kavuk olmak için. Yani hiç emek harcamadan, sadece kafa sallayarak, tabii efendim diyerek paralar kazanmak için. Fıkradan geçtik, analize döndük ama neyse. Fıkrayı ben böyle anlatıyorum zaman zaman, biliyorsunuz. Kuyruklardaki biriken insanlar sırayla içeri alınmışlar. Girene sormuş bey, tabii kendisi yapıyor sınavı bizzat. Sen dal kavuk musun demiş. Evet efendim demiş. Ben harikulade bir dal kavukum. Falanca beyefendinin yanında şu kadar sene çalıştım. Benden çok memnun kaldılar. Ama ben sizin yanınızda çalışmak istediğim için, sizin yanınızda şeref sahibi olabilmek için oradaki görevimden ayrılıp sizinle çalışacağım demiş. Alın bunu dışarı demiş. Bey adamı çıkarmışlar. Ondan sonra gelen hepsi, bütün yarışmacılar neredeyse, beye hep aynı cevap vermişler. Evet efendim, ben Deniz harika bir dal kavuğum. İşte falancanın yanında çalıştım. Şöyle oldu da böyle oldu da falan. Bir tanesi gelmiş. Bey sormuş. Dal kavuk musun demiş. Evet efendim demiş. Hiç benzemiyorsun. Haklısınız efendim, ben hiç dal kavuğa benzemem demiş. Dur bakayım demiş bey. Galiba biraz benziyorsun. Evet efendim, galiba biraz benziyorum demiş. Bey ne derse karşısındaki de afişin keçisi gibi sallıyor. Evet efendim, haklısınız diyerek hemen çağırmış adamlarını, demiş ki ha demiş, dal kavuğumu buldum. Hayır sevgili Süleyman Soylu'ya dal kavuk da demek istemiyorum tabii ki. Ama bu kadar olmaz ya. Ya bu kadar olmaz ya. İlk eleştirilerimden biriydi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanının talimatı üzerine. Süleyman Soylu bunu yol yaptı. Ondan sonra bütün bakanlar, abi çişe gitseler, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine çişe gittim. Çişten şu saatte çıktım. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine yemeğimi yedim. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine dişlerimi fırçalamaya gittim de diş macunum bitmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine diş macunu almak için. Ama bu olmaz ki ya. Ya biraz da siz kendiniz olun Allah aşkına ya. Ya ben Süleyman Soylu'yu iyi tanıyorum. Süleyman da ben de Meral de beraber aynı partide çalıştık. Ben genel başkan danışmanıydım. Meral Akşener milletvekiliydi. Süleyman da İstanbul İl Başkanı'ydı. Çalıştık beraber. Ya Meral'in etrafında ablacım diye dört dönerdi ya. Benim etrafımda abicim diye dört dönerdi Süleyman Soylu. Şimdi yani olmaz ama bakın. Olmaz. Duyuyorum, kulağıma geliyor yakın çevresi. İkimizin de ortak yakın çevresi var. Bazı trolleri benim üzerime Süleyman Soylu gönderiyor. Abi inanmak bile istemiyorum. Ama bütün bu Süleyman Soylu'ya karşı eleştirilerim onunla beraber çalıştığımı gizlememi gerektirmiyor. Evet, ben Süleyman Soylu ile beraber çalıştım. Evet, ben Meral Akşener'le de beraber çalıştım. Aynı partide, Doğru Yol Partisi'nde. Yalan yok kardeşim. Ama bu ayıp. Bu ayıp. Ben Meral'i eleştiriyorum, Akşener'i. Çok eleştiriyorum. O benim kız kardeşim. Ama asla hakaret etmiyorum. Süleyman hakaret etmiş Meral Akşener'e. Ya bu çok ayıp ya. Bir insan ablasına hakaret eder mi ya? Sırf siyasi görüşleri değişti diye. Ya ikinizin de temeli aynı ya. Aynı yerden giriyorsunuz. Tek farkla. Meral ülkücü kanattan giriyor Süleyman'cığım. Sen Fethullah Gülen kanadından giriyorsun. FETÖ kanadından geliyorsun. Şimdi FETÖ diyemem. O zamanlar FETÖ yoktu çünkü. İkinizin arasındaki fark o. İkinizi de biliyorum kardeşim. Meral MHP'den geldi. Sen Fethullah Gülen cemaati kontenjanından geldin. Yani bunu bilmeyecek miyiz? Herkes de biliyor ama uzatmak istemiyorum Süleyman. Uzatmak istemiyorum kardeşim. Evet canlarım, bunlar hoş şeyler değil. Bir dönemler beraber olduğunuz, can ciğer kuzu sarması olduğunuz, canım ciğerim dediğiniz insanları eleştirin ama hakaret etmeyin ya. Aşağılamayın ya. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Süleyman Soylu, bir zamanlar çevresinde pervane olduğu ablası Meral Akşener'e sırf Recep Tayyip Erdoğan'ı övmek için hakaret ediyor. Bunlar halkı, bilhassa gençleri siyasetçiden de siyasetten de soğutuyor. Yapma be Süleyman, yapma be kardeşim, ya yapma be. Ya sen potansiyel bir lider adayıydın ama bak ne hale geldin, görüyor musun? Bak şurayı not ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a dal kavukluk yaptığın sürece inan ki hiçbir yere gelemeyeceksin. Gördüğün, göreceğin en büyük makam bu İçişleri Bakanlığı'dır. Zannetme ki Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra seni AKP'ye genel başkan yaparlar. Rüya görüyorsun kardeşim. Evet canlarım, hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın.